Şunu baştan söyleyeyim. Türkiye'nin neresine gidersen de yuvasına illa bir Sivas kuşu girmiştir yani. Taklasız inen kuş, biz mesela bebe kuşu deriz. Çocuk kuşu yani. Bizim kuşumuzun süratiyle sesi hiçbir kuşta görmedim. Sivas kuşu daha böyle hırslıdır. Mesela havada kalma süresi biraz daha uzundur. Dayanıklı kuşlardır. Çok sefer yapan kuş kendini çok yorar. Sesi gider. Dinlenemez. Abi ya dinlendiremez kendini bir hayvan. İyi Sivas kuşu uçurmadıkları ve görmedikleri için dışarıda bize bir algıyla bakıyorlar. İşte bunlar beyle dönüyor. Hayır, bizim kuşumuz sesli, süratli, havaya doğru gidiyor. Bizim kuşumuz şehir kuşudur. Böyle sandalyeye oruyor, oturacaksın, çayını alacaksın. O gün sana sabahtan akşama kadar şov yapacak. Binada oturuyorlar. Biz de buradayız. Bize farklı gözle bakıyorlar. Buradaki adamlar ne ediyorlar, ne yapıyorlar diye. Sizin burada bir kulübeniz var. Kendinize güzel bir oturma yeri yapmışsınız. Burada kötü işler dönmüyor. Gelmiyor. Sadece burada geliyorsunuz, çay içip muhabbet ediyorsunuz. Abi. Bunun ticaretini yapmıyoruz dışarılar gibi. Biz sadece kendimiz için kuş besliyoruz, kendimiz seyrediyoruz ve zevkimizi alıyoruz. Bizler de öyle 50 metre, 80 metre, 100 metre çok öyle lükslerimiz yok abi. Bizimki 25-30 metrede oynasın abi. Biz de parayla pulla kuş alamazlar. Dost hatırına gider biz diyorsun. Hatır olursa tamam. Arkadaşlar herkese yepyeni bir Alatürkiye videosundan selamlar. Alatürkiye YouTube kanalı olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için taklacı güvercin videolarına, hatta Sivas'ta Sivas kuşu videolarına devam ediyoruz. Yanımızda çok değerli 5 tane güvercine, bu hobiye emek vermiş değerli abimiz var. Abiler hemen şöyle ortanıza geçeceğim. Gel kardeş. Abi ben herkesi şöyle ayrı ayrı tanıtmamdansa en baştan seninle başlayalım. Sonra ben mikrofonu sırayla abilerimize uzatayım. Sırayla sizi bir tanıyalım. Kardeşim ben Turan Akın. İşte Sivas güvercini besliyorum. Tam bu sene 40. senem. Güvercinde 40. senem. Güvercinde 40. senem. Doğduğundan beri 52 yaşındayım. Ben de dedim 40 sene deyince doğduğundan beri besliyor herhalde. Yok, genç duruyorsun 12. abi. Vay sağ ol, teşekkür ederim. İltifatı da es geçmeyelim. Vay sağ ol. Yani 40 senedir meraklıyız. Besliyoruz. Sivas kuşu besliyoruz. Tabii dışarıdan da eşimizden, dostumuzdan getirip de damızlıklarımızı eşlediğimiz güvercinler oluyor tabii. İllaki. Yani. Yani meraklıyız işte. Köpeklerimiz var. Köpek besliyoruz. Hayvan sevgisini. Her türlü. Her türlü. Sivas'a özgü hayvan sevgisi. Kangal var, Sivas Kangal. Güvercini var. Aynen. Kumru da var mı abi, var, Sivas kumrusu? Var. Kumrumuz da var. Tam anlamıyla yaşıyoruz diyorsun. Aynen öyle. Maşallah kardeş. Abi. Ağzınızın tadı bozulmasın. Sağ hep böyle devam ederim. Edin diyelim. Abi de seni tanıyabilir miyiz? Abdullah Mecit. Belediyeden emekliyim. Bu kuşa merak verenlerdenim. Yaklaşık 35-40 senedir besliyorum kuşları. Aynen böyle. Emeğine sağlık abi. İnşallah sağlıklı, nice güzel günlerde beslemeye devam edersin diyelim. Hemen şu tarafa geçeyim abi şöyle. Seni tanıyabilir miyiz abi? Abi ismim Haldun Sülün. Ben de emekliyim. Hastaneden emekliyim. Güvercin severim. Siz böyle emekliliği artık emeklilik başlar başlamaz daha yoğun vakit ayırmaya aynen başladınız abi. Öyle oldu. Benim de emekliliğime 4 günüm var. Harbi mi? O da bize katılıyor. 4 günüm var kardeş. 4 gün sonra ben de artık emekli. Sen ama ilan etmişsin abi emekliliği burada olduğuna göre. Aynen öyle. Hemen şöyle diğer tarafa geçiyorum abi. Seni tanıyabilir miyiz? Servet Kılınçer. Ben de güvercin besliyorum. 30 senedir besliyoruz. Sivas kuşu besliyoruz. Sen de emekli misin abi? Yok ben kamuda çalışıyorum da inşallah da abi 10 senemiz var. 10 sene sonra olacağız. İnşallah abi. Allah nasip ederse. Sağ salim diyelim. Çok teşekkür ederim. Sen de şimdi fırsat buldukça o zaman kümese gelip gidiyorsun. Fırsat buldukça izinlerde falan geliyoruz. Uçuruyoruz, bakıyoruz, seyrediyoruz. Emeklerinize sağlık abi. Allah razı olsun. Şimdi inşallah. Birazdan Sivas kuşuna çok detaylı bir şekilde değineceğiz ama
Son kez abi seni de tanımak istiyorum şöyle. Ben Murat Özkoçak. Hayvan Sarı Murat, namı değer. Namı değer Sarı Murat. Hayvan severiz işte, çalışıyoruz. Fırsat buldum mu arkadaşlarımız emekli. Biz evde besliyoruz, onlara getiriyor, onlar uçuyor. Biz de fırsat buldum mu direkt buraya koşuyoruz. Ailemizde neden? Hiçbir sosyal yaşantımız yok. İşimiz gücümüz kuş bizimki. Yalnız abi sen de çok açık sözlüsün ha. Bak bir yandan muhabbet ediyoruz. İşimiz gücümüz kuş, kuş dedi ya. Yukarıda da kuş taklayı vurunca herkesin kafa oraya dönüyor böyle. Sizin sayenizde kuş izliyor bizde. Yoksa işteyik. Vallahi abi emeklerinize sağlık. Ben burada özellikle böyle yıllarca güvercin beslemeye emek harcamışsın gibi değerli abilerle burada buluşmaktan çok mutluyum. Sizi izleyicilerimizle tanıştırdığımız için de çok mutluyum. Çok sağ olun. Videonun en başında şunu belirtmek istiyorum. Biraz önce muhabbet ederken, çay içerken söylediniz. Hani bir insan evinde kedi besliyor, hayvansever oluyor. Evet. Köpek besliyor, hayvansever oluyor. İşte kanarya besliyor, o da hayvansever oluyor ama iş güvercine geldiği zaman farklı bir gözle bakılıyor dediniz. Biz bundan çok uzun yıllar şikayetçi olduk dediniz ama artık ben şunu görüyorum ki biz Alatürkiye YouTube kanalı olarak da bu konuda bir misyon üstlendik. İnsanların gözündeki bu algıyı ciddi anlamda değiştirdiğimize inanıyorum. Güvercin besleyenlerin de hayvansever olduğunu, güvercin beslemenin zararlı kötü bir şey olmadığını, güvercin besleyenlerin kötü insanlar olmadığını biz aktarmak için insanlara elimizden geleni yapıyoruz. İzleyicilerimizin de algısının bu yönde değiştiğini gördükçe de çok mutlu oluyoruz abi. Evet, biz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz tanıttığınız için bizi. Dışarıda çok büyük bir algı var. Yani şimdi insanlar başlıyor. Şurayı görüyorsunuz, binada oturuyorlar. Biz de buradayız. Bize farklı gözle bakıyorlar. Tamam mı? Buradaki adamlar ne ediyorlar, ne yapıyorlar diye. İşte siz bu YouTube kanalı sayesinde farklı şeyler görüyorlar bizi. Tanıdıkça yani bu insanların kötü insanlar olmadığını, bu insanların gerçekten hayvanseverler olduğunu, bunların da bir emek sarf ettiğini evet. görüyorlar. Bu algıyı kırmamız lazım. Yani şöyle, sizin burada bir kulübeniz var. Kendinize güzel bir oturma yeri yapmışsınız. Burada kötü işler dönmüyor. Tabii, sadece tabii, burada tabii. geliyorsunuz, çay içip muhabbet ediyorsunuz. Tabii, tabii. Hani insanlar bunu bilsin. Şu arka binamızda yaşayan insanların da bu video karşılarına çıkması için lütfen sizden ricamız videoyu beğenip, yorum yapıp kanalımıza abone olun ki daha fazla insanlara erişelim. Daha fazla kitlelere sesimizi duyuralım. Güvercin sevdasının da bir hayvan sevgisi olduğunu ve kötü bir şey olmadığını daha fazla insana duyuralım. Diyelim ve konuyu artık Sivas güvercinine bir çekelim abi şöyle. Dayımızın yanına mı geçelim? Abi şimdi Sivas güvercini aslında hayatın her alanında olduğu gibi her şey tartışmalı bir konu hayatta ama Sivas evet. güvercini ile ilgili de çok tartışmalı olan hususlar var. Sivas güvercini ile ilgili söylenen negatif sözler var. Öncelikle Sivas güvercini sen nasıl tarif edersin? Güzel kardeşim, şimdi Sivas güvercini nasıl tarif edeyim? Biz de zaten ilk Sivas, bir de şunu baştan söyleyeyim, yani Türkiye'nin neresine gidersen de güvercin besleyenin yuvasına illa bir Sivas kuşu girmiştir yani. Mutlaka bu olmuş mudur? Mutlaka. Mutlaka. %98'inin yuvasında Sivas kuşu vardır kardeş. Mesela ya yok kesinlikle. Ya kesinlikle diye bir şey yok arkadaş. Var. Peki bunu neye dayanarak söylüyoruz abi? Abi şimdi bizim kuşlarımızda herkesin istediği özelliklerin hepsi mevcut. Bundan dolayı mutlaka tabii, herkesin canım. Bir zaman ihtiyacı olur olacak ve abi. Yuvasına sokar bu kuşu mesela diyorsun. Mesela yani Sivas kuşu daha böyle hırslıdır. Mesela havada kalma süresi biraz daha uzundur. Anlıyor musun? Dayanıklı kuşlardır. Taklasız inen kuş biz mesela bebe kuşu deriz. Çocuk kuşu ya. Yani. Olmazsa olmaz abi. İlla ki taklalı inecek abi. Sivas kuşunda sizin süre olarak, uçum süresi olarak beklentiniz ortalama ne kadar bir saattir? Ya bir saat değil, onu biliyoruz. Değil tabii. Yani bir saat, 1,5 saat havada kalan bir kuştan ne bekleyebilirsin abi? Şimdi şöyle 60 dakika dediğin zaman kuş 7 dakikada bir, 6 dakikada bir gelse 10 sefer yapar. 10 sefer yapar. 10 sefer de tatmin etmez diyorsun. Etmez bu anlamda abi. Söylüyorsun. Yani 5-6 dakikada gelen bir kuş zaten kendini dönekten sonra kuş kendini şöyle bir bırakacak, dinlendirecek kendini abi. Kuş kendini dinlendirecek, gezecek, yerine bir özlem duyacak. Şimdi mesela 1 saat, 1,5 saatlik kuşlar inan sefer kuşudur ya. Dolanır gelir seferini çıkardı. Dolanır gelir bunun gezmesi olacak, kendini dinlendirmesi olacak. Ben bu arada hani izleyicilerimiz yanlış anlamasın. 1-1,5 saatlik kuşları da seven çok ya büyük kitle var. Canım. O şurada yani. Onu söyleyeyim. Ben hani doğrudan size hak verir gibi de görünmek evet. istemiyorum. Sadece empati yapmak için seni onaylıyorum şu an. Ama benim kesinlikle bu konuda bir yargın, bir net bir görüşüm yok. Ben bir kuşçu, en başta kendim bir güvercin besleyicisi değilim. Ama meraklısıyım, soruyorum, araştırıyorum. Ya, bu anlamda da empati kurmak için şey yapıyorum. Şimdi tabii biz onlara saygı duyuyoruz. 1 saat, 1,5 saat. Adam seviyor kuşunu abi. Mesela o 1 saatlik, 1,5 saatlik kuşu sever. Ben de 6-7 saat havada kalan kuşu severim. Ya bu insanın güvercini ayırabileceği vakitle de doğrudan bağlantılı. Şimdi yani. Abi senin emekliliğine 4 gün var. Senin kafan rahat dayı. Şimdi sen çalışıyorsun abi. Bana fazla yani. Biz de seviyoruz. Yani biz de istiyoruz.
yapıyoruz ama şimdi şartlara göre benimki ne diyeyim 1 saat 2 saat en fazla 2,5 saat. Çünkü zaman her şey zamana göre. Ha evet. Biz de duran daima katılıyorum. Bizim kuşumuz uçacak abi. Uçmadığı zaman yani kuş kendini döndüremez. Diyor ya daim çok sefer yapan kuş kendini çok yorar. Sesi gider. Dinlenemez. Abi ya dinlendiremez kendini bir hayvan. Bu da candaş. Nasıl biz şuradan 100 metreyi 2 kere koşarız. 3. anı oluruz. Buradan ağa şu kadar koşamaz. 2 kere. Aynen. Yani bir performansını yapmasıyla bir kendini yavaş yavaş koşması arasında çok fark var insanlarda. Yavaş yavaş böyle kuş da aynı. Yavaş yavaş dinlendire dinlendire. Ya siz hem sefer sayısının çok olması hem de seferlerinin daha sağlıklı olabilmesi için kuş diyorsunuz ki 5 dakikada bir oyuna gelmez. 6 dakikada bir kuş ya, oyuna gelmemesi gerekiyor diyorsunuz. En kötü 15 dakika arasında geldikten sonra kuş dönekten sonra gidecek. Kendinde gidecek. Yani buradan vurdu. Nereye görüyorsun buradan? Buradan gözünün alabildiği yere kadar gidecek abi. Ufuk çizgisine kadar gidecek abi. Git ya buradan gözünün alabildiği yere kadar kuş gitmesi lazım ki kendini toparlayabilir. O dönen hırsın kendini toparlayabilir. Yoksa toparlayamaz. Peki uzun uçum süresinden ziyade Sivas kuşunu en ön plana çıkartan diğer özelliği nedir? Mesela metraj mıdır? Fişek tertibatı mıdır? Abi şimdi atım mıdır? Bizlerde dayanıklılık bir. Bir de ses olayı var ya abi ses. Seslidir. Seslidir. Şamatalı. Kuvvetlidir. Evet, tabii şamatalıdır. Kuvvetlidir. Gezim olayını mesela biz çok severiz. Ben mesela 10 dakikada 15 dakikada bir gelen kuşum hiç olmadı. Daha mı fazla? Abi 20 dakika. 25 dakika. Allah Allah. Şimdi şöyle bir şey. Yani bugün 4-5 saat havada kalan bir kuşu 10 dakikada bir döneye getiremezsin abi. Getiremezsin. Ya tabii şimdi ama 20-25 dakika da tam keyifçi iş abi. Abi keyifçi. Yani şimdi geldim ikinci döneni bekleyecek abi diyeceğim. 25 dakika yani bekleyecek. Bizim mesela Ankaralı kuşçu abilerimizle muhabbet ettiğim için biliyorum. Hani 25 dakika kuş sefere her sefer arasını 25 dakika yapsa adam artık lan git tam ne gezin ne, nereye gidiyorsan git. Kitliyorum kümesi der çeker gider ya yani. Öyle. Doğru. Türkiye'nin işte nat tarafına gidersen git Sivas kuşu dayanıklı çok uçar. İşte 20 dakika 25 dakika da bir döneye gelir. Ama ikinci döneni bekledir. Ha, öyle bir gele, sefer yapar, öyle bir sefer yapar ki ikinci döneni bekledir. Bizim şimdi diğer yörelere göre farkımız şu var. Süratimiz var. Bizim kuşlarda ses ve sürat. Biz her yerde duran abim Türkiye'nin her yere gitti, gördü. İyi kuşlar da seyretti. Ben de gittim gördüm. Ama bizim kuşumuzun süratiyle sesi hiçbir kuşta görmedim. Sesi böyle çevirdiği zaman sürati sesi yok yani. Bir noktadan sonra dediğim diğer kuşların sesi gidiyor. Diyorlar ya mesafeler açıldıkça ses gider diye. Öyle bir şey var. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Bizim kuşumuz başladığı gibi en son dönende de sesi bitirecek. Son taklayı vurana kadar, ses, bağlayana kadar ses aynıdır kesme, diyorsun. Kesmeme durumu yok. Öyle bizim kuşumuz kesemez, gevşedemez kendini, bırakamaz kendini. Öyle bir şey yok. Süratli sesli. Peki abi şimdi bizim ne kendi gücümüz yeter 3,5 4 saat hatta 7-8 saat diyorsunuz bu kuşu çekmeye. Yüzün havada kalan. Kalkışından inişine biz. Ben şahsen şu an yemedim benim gözüme. Yok şu an bende var 7 saat. Ama diyor. Sizden ricam abi özellikle saat. Kendiniz çok hoşunuza giden sizin kuşlarınızdan bu kümese ait olan kuşlardan seferlerini bizimle paylaşabileceğiniz videoları varsa abi var, biz var, onu var, var, var. Onu videonun şimdi bu kısmına ekleyelim. İzleyicilerimizle izledikten sonra muhabbetimize devam edelim. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir teşekkür için bölüyorum. Bu videomuzda bize destek olan kuşbileziği.com'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca size güvercinlerde bilezik kullanmanın öneminden de bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki soy takibi yapmak ve o güvercinin size ait olduğunu net bir şekilde belli edebilmek için güvercinlerinizin ayağına bilezik takmanızda fayda var. Güvercin bilezikleriyle ilgili ihtiyaçlarınız ve talepleriniz için kuşbileziği.com'un bilgilerini açıklamalar kısmına ekliyoruz. Oradan kendileriyle iletişime geçebilir, ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz diyelim. Hadi devam edelim. Evet abi kuşumuzun uçumlarını izledik. Kuşlarımız
hocamızın videolarını izledik. Ben izleyicilerimizin yorumlarını, görüşlerini de yorumlar kısmında belirtmelerini rica ediyorum. Siz Sivas kuşu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şahsi görüşleriniz nelerdir? Siz yazarsanız biz de biraz sizin yorumlarınızı okuyalım diyelim ve artık abi birazcık kuşları görelim şöyle. Görelim, uçumunu abi. İzledik, üzerine muhabbet ettik. Biraz da şöyle kuşları daha yakından tanımak abi, için Abdullah kümese Bey. Geçelim abi. Sizin burada Sivas'ta şöyle bir şey var. Ne kadar boş alan varsa abi, boş toprak gördüğünüz yere kümes yapmışsınız. Mesela şu benim özellikle dikkatimi çekti sevgili arkadaşlar. Boş bir arazi varsa Sivas'ın herhangi bir yerinde, merkezde, Sivas'ta herhangi bir yerde boş bir arazi varsa belli aralıklarla o arazilere kümesler yapılmış ve mutlaka o boş arazide kümes var. Şura var, şura var. Hep şu an bulunduğumuz var. Alanda kaç tane kümes var abi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. 7 bizim gördüğümüz. Bir de şura var 8. Ha bir de orada var 8. Bir de yapılacak olanlar vardı proje aşamasında. Bizim hep bunlar. Başkasının değil, hep şunlar. Evet zaten siz çevre kümeslerdeki abiler olarak toplandık burada. Dayımızın yerinde. Görüyorsunuz her taraf bina bu taraf. Her taraf. Biz de işte şuracak başka bir yerimiz yok. Mecburen. Nerede tarla gördün mü? Yuva koyuyoruz. Boş yer buldu mu? Yerleşim. Yani her taraf, şimdi burada görüyorsunuz hep bina. Tabii, her taraf bina. Yani eskiden gece kondularda çok tabii, rahat yapılabiliyordu. Tabii. Şehirleşme artınca sıkıntı şehirleşme oldu. Diyoruz ve burada bir elimizde bir kuşumuz var. Tanıtır mısın bizi abi? Kardeşim bu Abdullah Bey'in Karala bir ilçe. Karala. Biz Karala diyoruz. Çakmaklı. İşte bazı yörede çakmaklı diyorlar. Ha. Bazı yörede daha farklı. Ben de şimdi biraz önce tam çakmaklı diyecektim. Sonra dedim Sivas'ta başka bir şey diyorlardır. O yüzden söylüyorum. Karala. Yörelere göre değişiklik gösteriyor. Bu kuşumuz 15-16 yaşında. Abdullah Bey'in çok uzun zamandır beslediği damızlık bir erkeğe. İşte bunun yavrularından uçuyor. Yavrularından kendine damızlık bıraktı. Çok iyi bir kuş. Abdullah Bey bunu 3 sezon, 4 sezon uçurdu yani. Şöyle bir kanadı falan bir görebilir miyiz abi? Kanat yapısını falan. Abi. Mesela Sivas kuşunun diğer kuşlara nazaran fiziki bir yapı farklılığı var mıdır abi? Var, mesela abi. İşte fek sayısı olsun, kanat sayısı, kuyruk sayısı gibi değişiklikler yok, gösterir mi? Yok, çok değişiklikler göstermez. Yalnız Sivas kuşu böyle çok uzun sünlü olmaz, kısadır bak, görüyor musun? Döşü gördün mü abi? Döşü gördün mü abi? Her zaman geniş. Çünkü niye? Çok uçuyor ya. Uçumda var ya, ciğerden dolayı göğsü geniş. Daha ciğerli olur daha diyorsunuz. Daha ciğerli olur. Tabii. Bizim uçlarımız daha ciğerlidir. Diğer yörelere göre çok ciğerlidir. Bu yörelere normal uzun olmaz. Çok... Olmaz. Uzun olmaz. Bizimkiler normal. Göğüsler geniş. Bu göğsü geniştir yani. Bizim uçlarımız her zaman göğsü ama geniştir. Diyorsunuz ki Sivas kuşu, eğer kuş izlemekten keyif almak isteyen birisi varsa, altına oturup demlik demlik çay içmek isteyen birisi varsa kuşlarına mutlaka Sivas kuşu girmelidir diyorsunuz. Evet. Ya şimdi bakın eğer kuşları kırmazsan yani diğer tarafın yörelerinin kuşları da farklı. Bizim kuşumuz da bak. Bizim kuşumuz seyir kuşu, soğuk kuşu değil. Festival kuşu değildir, tamam mı? Soğuk kuşu değildir. Evet. Ha, bizim kuşumuz seyir kuşudur. Böyle sandalyeye oruyor, oturacaksın, çayını alacaksın. O gün sana sabahtan akşama kadar soğuk yapacak. Gerçekten böyle. Seni böyle hoplatacak yani. Kendinle beraber gideceksin. Havuya doğru kendini götüreceksin. Böyle peki, yani. Peki abi, kuş mesela attınız kuşu. Kuş 1,5 saat gelmedi. Yine de sabırla bekliyor musunuz? Veya yine de o kuşun sizin kümesinizde yeri var mıdır? Var. Yani çünkü bazı yerlerde derler yani. Ben işte atıyorum 30 dakika gelmeyen kuşu beslemem diyor adam. Ya çünkü tabii işte yani bunlar bakış mesela, açısıyla bakış alakalı, tarzla alakalı tabii ama. Tabii aynen öyle. Aynen sizin öyle. İçin ama 1,5 saat boyunca oyuna gelmemiş olması bir şeyi etkilemiyor. Ya, daha sonrasında tabii mı açılır diyorsunuz? Şimdi etkiliyor. Etkiliyor ama şimdi kuşunu seviyorsun. Kuşunu biliyorsun. Soyu bildiğin için. Ya bildiğin için. Şimdi 20 dakika uçmuş, 20 dakikada 25 dakikada bir gelmiş. Ondan sonra bir gitti. 1,5 saat döneye gelmedi. Şimdi bunlar nasıl soğuyacaksın abi? Bunlar nasıl soğuyacaksın? Yani ama işte siz dediniz ya biraz önce o seferi izleyen adam 20 dakika bekler dediniz. Bekler. Kesinlikle bekler. Yani beklememe gibi lüksü yok ya. Vallahi bekler. Abdullah yani ben bak bu kuşunu dışarıdan da çok insanlar bak. Bu da dişisi onun. Bu da onun dişisi. Dışarıdan da çok geldi seyrettiler. Dışarıdan da bu kuşları çok geldi seyrettiler. Sivas kuşunun en has hakiki kanları diyebilir miyiz abi? Yani dışarıdan yani, Sivas kuşuna sizin bu soylarınıza başka bir şehrin kuşundan girildi mi hiç? Kırdığımız oluyor. Kırdığımız oluyor tabii. Oluyor tabii ki. Olmuyor dersek yalan konuşuruz. Tabii başlamazlıklarınızda ki. Peki bu var mı abi? Ya şimdi başlamazlıklarda derken zaten ne yapıyorsun? İşte yıllardır bunlara çalışıyor mesela. Mecburen araya bir kan girmek tabii. Zorundasın. Onu da yani. Farklı bir soy olarak mı ilerliyorsunuz? İlerliyorsun tabii. Ayrı. Ama sizin has soylarınızdan da düzenli biliyor. Olarak kendi içlerinde işlediğiniz var tabii, mutlaka. Tabii, tabii canım, onu merak ettim aslında başlamazlıklarınızdan dedim ya. Tabii. Soru aslında oydu, ben yanlış ifade ettim. Tabii. Diğer ki kuşlarımız var abi burada. Yavrular. Bunun yavruları iki tane. Yavruları mesela. Bunlar yavru. Genelde böyle gubenekli verir, karala verir. Peki Sivas kuşunun bir rengi var mıdır abi? Ya Sivas kuşunun bir rengi var mı dersen şimdi
şimdi bakın şu biz göbenekli diyoruz. Ekseriyet gö, karala, Arap. Arap. Biz şivli gö diyoruz. Bir de çaparlarımız var. Ala diyorsunuz ya. Hı hı. Bir de çaparlarımız var. Yani eskiden şivli göler oldu. Şimdi bu yabanların rengi var ya abi. Aynı o yabanların renginde şivli gö dediğimiz. Hı. Yani sarı göz. Ekseriyeti sarı gözdür. Sarı gözlü olur. Tabii sarı gözlü. Şöyle gözleri de Soner yakından görelim mi bir? Sarı göz. Bu Sivas kuşlarında en yoğun olarak gördüğümüz özelliklerden birisi değil mi? Gözler evet. Sarı göz. Kuşlarınızı uçuma hazırlama sürecinde nasıl bir uçum düzeni izliyorsunuz? Mesela hangi saatlerde genelde uçum yapıyorsunuz? Sezonlarınız, mevsimleriniz nasıl? Ya şimdi Sivas kış mevsimi bildiğin gibi ağır geçer bizim. Mesela artık 15-20 gün sonra artık yağıştı, yağmurdu, kardı. Fırsat bulamıyoruz. Fırsat bulamıyorsun. Ekseriyet yazın. Yazın da zaten 6. 7. ay dediğimde kuşlar hep tüye giriyor. Hep daha yeni bak tüyden daha yeni çıkıyorlar. Görüyor musun? Daha şahını doldurmamış. Yani bir de şöyle 2,5-3 saat uçan kuşu hani günde birçok kuşu uçurmak şansınız da olmaz yazın. Hem öyle bir dönemde öğlen 12 ile 2 arası uçmaz. 5'te kalkıp geliyorsun kardeş. 5'te geliyorsun. Ya önce işte en iyi hoşuna giden hangisi? Şu kuşun. Önce bunun bir neşesini alıyorsun. Saat oldu 8. Ya 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu. Oradan da yavrulara çalışmaya başlıyorsun. Sonra saat 12'ye kadar, öğlene kadar biraz daha atıyorsun. Uçuyor. Öğlen bitti zaten. Ya bitti. Hani sıcakta valla sıcak mucak hiç demiyoruz kardeş. Ha dinlemiyorsunuz. Ona devam. Devam. Tam gaz ileri abi. Tüm gün boyunca uçuruyorsunuz. Aynen öyle. Mesela ortalama günde kaç kuş yetişiyor teke aldıklarınız için? Teke aldıklarımızda 7-8 kuşumuz yetişiyor abi. Ha o kadar tabii, uçurabiliyorsunuz. Yeni başlayanlar. Yeni gelip etmeye başlayanlar. Ha öyle 3 saatini tamamlayanlardan değil. Yeni yerine çalışmaya başlayanlar. Yeni hedefine çalışmaya başlayanlar. Apo abim sabahleyin saat 5'te selamun aleyküm dedik kardeşim. Konuşmasıyla buraya gelen abi. Akşamın yazın 9'una kadar burada. Ya abi emeğe bakar mısın ya? Gerçekten. Ve hani bu hayvanlar insanlar bazen şey konusunda da güvercin beslemeye, oyun kuşu beslemeye yabancı olanlar bunu şöyle de değerlendiriyor. Ya diyor hayvanları kafese kapatıyorsunuz falan filan. Aynen öyle diyorlar. Hani kafeste bu hayvan artık şey diyordur ya hani biraz bugün bırakın dinleneyim diyordur belki. Hani o kadar uçmaya fırsatı oluyor. Ve kendine kadar uçmak isterse o kadar uçuyor. Ne zaman inmek isterse o zaman iniyor. Hani kuşçuluğun temeli bu zaten. Kuşu zorla uçuramazsın. Mümkün değil. Uçurursan geleceğine zarar verirsin kuşun. Oyun tertibatını bozarsın. Tabii canım. Aynen öyle. Peki kuşun eğitim sürecinde Sivas kuşunda özellikle dikkat ettiğiniz hususlar var mı abi? Özellikle dikkat ettiğimiz hususlar yerine düşürmeye çok itina gösteriyoruz. Şimdi biraz daha demin şey yaptık ya bizim Sivas kuşları biraz daha serttir. Sesiyle olsun, fizik olsun. Şu hedeflerimiz mesela yani en önemli, önem verdiğimiz şey bu kuşlarımızı buraya düşürmemiz yani. Mutlaka buraya. Hedefe gelmesi hedefe çok gelecek. Önemli. Aynen öyle. Mesela şimdi şu hedefim bura ama kuş gitmiş şu ileriye düşmüş. Yani ben özellikle bunu neden sordum abi? Ben Sivas kuşunu bir kültür olarak değerlendirdiğim için bunu bu şekilde soruyorum. Evet. Mardin kuşu ayrı bir kültür. Kayseri kuşu diyorlar. Onu aynen ayrı bir öyle. Kültür olarak aynen kuşçu öyle. Abilerimiz değerlendiriyor. Aynen Sivas kuşunda da acaba dedim eğitim sürecinde bir normal işte bir Mardin'e, bir Ankara'ya veya Kırıkkale kuşuna göre farklılıklar izliyor musunuz? Farklı yolları izliyor musunuz diye merak ettim. Farklı yolları izlerim. Zaten doğru bildir. Yani şimdi bugün Mardin'de besleyen kardeşimiz de aynısını düşünür. Ankaralısı da aynı düşünür. Tam değişen hiçbir şey yok. Yani herkesin istediği şey kuşunun hedefine gelmesi, hedefine düşmesi. Hedefin takla beklentiniz ne peki abi? Abi bizim, dönek beklentiniz diyeyim. Siz dönek diyorsunuz. Biz dönek diyoruz. Yani bizler de öyle 50 metre, 80 metre, 100 metre çok öyle lükslerimiz yok abi. Bizimki 25-30 metrede oynasın abi. Taban taklasıyla 5 tane, 6 tane, 25 tane. 30 metre giderse İyi mütevaziyiz abi. Yani bizim öyle çok yani 70 metreler, 100 metreler yani öyle lükslerimiz yok bizim. Oynarsa ne mutlu. Ne mutlu. Ama tabii yoluyla oynayacak. Sesiyle, soluyla. Şimdi tabii öyle bir şey de var. Kafasıyla havada mermi gibi. Abi, ne diyeyim ayaklar göstermeyecek kafayı. Ayak göstermeyecek. Kafa göstermeyecek bizim uçumuz süratli olacak, sesli olacak. Ayak göstermeyecek, ayakları çekip oynayacak abi, diyorsunuz. Abi bizim uçumuz ile gitmeyecek. Peki bu şey var, bağlama taklası, taban takla sizde şey mi? Çok önemli. Tabii. Özellikle. Tabii. Mesela o siz o bağlama taklasıyla taban taklayı kuşta nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu da tam olarak o havadaki beklediğim performans
performans nedir o anda abi? Ya şimdi zaten dediğim gibi taban taklasını dönen kuş her zaman neşe verir kardeş. Her zaman neşe Başladım, verir. Bir bak bana der değil mi öncelikle? Her zaman neşe verir abi. Taban taklasını dönen kuş hem olmaz, daha süratlidir. Anlıyor musun? Daha böyle neşe verir. Kanadına yüklenir, sesine yüklenir. Ha şimdi gitmiş 20-25. En sonunda da hani bağlantı dediğimiz var ya abi. Onu da bir bağlayıp bırakırsa daha değmez. Tadından yenmez. Şeyi titretecek kuyruğunu. Tabanı patlatır. O kuyruğunu titretmeler eskiden onlar 30 sene önceydi kardeş. Daha hele kuyruğunu titredip de. Kuyruğunu titredikten sonra gidecek. Sizde şey var mıydı abi? Sigara paketini, dik duran sigara paketini kuyruğuyla deviren kuş. Burada Sivas'ta çıkıyor mu öyle? Yok abi. Bizde öyle. Çok çıkmaz. Yani. Ya da yerdeki tozları süpüren. Peki abi Sivas kuşuna özel bir Sivas'ta sizin düzenlediğiniz bir yarışma, festival, turnuva var mı? Var. Arkadaşlarımız düzenliyorlar. Kupaya uçuranlar var. Dediğim gibi yani kardeş biz çalışıyoruz. Apo abim işte emek veriyor. Şimdi yani biz kupayla şununla bundan uğraşacak zamanımız yok. Yani şunu merak ettim aslında. Sivas kuşunun şartlarına uygun olan bir kupa burada var mı? Var. Var. Mesela tabii, var. Örnek veriyorum işte Ankara'da bir saat boyunca ya tam net bilmiyorum yanıltmak da istemem ama örnek bir saat boyunca sefere gelmeyen kuş diskalifiye oluyor. Burada da. Bizde saatini bizde de. 40 dakikaydı değil mi? Ha. Yanıltmak istemem tam bilmiyorum. Veya işte saatini tamamlamadan inen kuş aynı şekilde diskalifiye tabii, oluyor. Tabii, diskalifiye yerine düşmeyen 3 metre ileriye düşerse diskalifiye değil mi? Tabii 3 metrenin dışına diskalifiye. Bizimkiler çok daha ağır. O 3 metrenin hedefini 3 metre dışına tabii, düşen diskalifiye. O sıkıntıymış. Bizimki 3 metrenin altında dönen diskalifiye. Diskalifiye. İnerken 3 metrenin altında dönecek. Yani Ankara'da altında. Mesela bazı kupalarda 15 metre şeyin çevresi. Biraz daha Ankara ağır. Biraz daha esnek. Biraz Sivas ağır. Biraz daha ağır. Bizim diyor ona biraz daha esnek. Bak mesela 15 metreden bahsediyorum. Burada 3 metre. Ya 3 metredir zaten hedefin ortalama düşündüğün zaman hedefin etrafı şöyle hani kuş bir hedefin kenarına ineyim dese 3 metre zaten abi. Hedefine inecek. Yani. Merdiven kuşu yerine çalışacak, yerine inecek. O da taklalı inecek. Son 3 metreye kadar taklalı inecek. 3 metre dahil yani. Şu kadar işte düşün. 3 metrede de taklatacak. Atması diskalifiye. Ha 3 metre yani yukarıda vurdu taklayı. Tabii iniyor. 3 metrenin altında da inecek. 3 metre indi. Taklalı indi 3 metrede bir tane dönmek zorunda. Kesinlikle. Dönmezse diskalifiye. Aa o da ağır bir şartmış. Bilmiyorum Ankara'da falan bu var mı? İstanbul'da Ankara'da ama bu da zor bir şart. Hani yok, bazı metre, kuşlar 3 metrenin üzerinde taklayı vuruyor. Bizim ondan dolayı çoğu kuşumuz şey oldu diskalifiye. Geldi kuş 3'ten 4 metrede vurdu. İndi. Kuş yani bu. Hayvan diskalifiye. Bir peki de şey burada, yok, tacı yok. Peki burada Sivas coğrafyası yabani hayvanların çok fazla olduğu bir coğrafya. Önemli bir yer. Çok. Yani etrafınızda da böyle şey ben kendi gözümle daha dün kartal gördüm. Yani normal. Atmaca bize çok aldırdı. Hani, benim 25 tane kuşum aldı. Atmaca dediğin artık size şey geliyordur abi. Atmaca geldi ufaklık dersiniz. Aynen kartaldan yani, bahsediyoruz burada, yani. Burada çok var ya. Şimdi burada onlar burası kan kardeşimiz bizim dedikleri gibi. Veriyoruz ne yapalım yani. Kümes ortağımız desene. Tabii. Ben 25 tane verdim. Bu sene 25 tane kuşum aldı. Yani havada ne kaldı saldı. Yani fırsat vermiyorlar. Çok yoğun geliyorlar. Yapacak bir şey yok. O da rızkını yiyor. Ne diyecek? Evet. Abi şöyle yapalım. Birazcık diğer kümeslere de değinelim istiyorum. Şöyle kümeslerde biraz daha kuşları hızlı elimizde görebileceğimiz. Apo Bey. Benim gözüme beyazlar çarptı demin. Burada yine sizin kümeslerden bir tane beyaz var. Beyaz sizde istisna olur diyebilir miyiz abi? Aynen öyle abi. Bunun hikayesi nedir? Bu kuşumuza sevdiğimiz bir arkadaş. Mustafa arkadaş gönderdi bunun anayı babayı. Polis Mustafa. Evet, polis Mustafa'ya da bolca selam olsun Duruk, buradan Mustafa abi. Bunun babası. Deze selam olsun. Anası Duruk Felakli dişi. Anası babası duruyor. Bunu da yayınlattık. Kanat tamamlamasını bekliyoruz uçurmak için. Kanadını tamamladığı zaman uçuracağız inşallah. Genelde beyazlardan güzel elimiz sonuç alıyor musunuz? Daha bunu ilk defa deneyeceğiz. İlk cücüğü yayınladı. İşte bekleri almadığımız için elde durmuyor. Ama polis Mustafa deyince bu kuşta disiplin vardır. Şimdi bu kuşta disiplin vardır. Ben diyeyim abi. Sizi hüsrana uğratma yani. Dediği şekilde de uçurmaya çalışıyoruz işte. Evet. Bir de kendi soylarını yollayan adam daha iyi bilir. Uçum tarzını, saatlerini, tabii, şeklini veya huylarını da büyük ihtimal belirtmiştir ona göre. Dikkat ederek uçurmakta fayda var diye fayda düşünüyorum. Fayda var. Tabii. Aynı Abdullah Bey de zaten Mustafa abi oradan açıyor. Direktif veriyor. Kullanım kılavuzu gibi desene. Aynen öyle. Bir diğer kuşumuz geldi. Bunu görüyoruz. Bu da Go Taçlı. Taçlı dedin abi. Servet kardeşimin kuşu. İyi kuş adam. Bunun babasını da seyrettik. Annesi de iyi kuş. Aynalı eşek babası da. İşte bu da Servet kardeşimin kuşu. Burada ben emek verdiğim için bütün arkadaşlarımın kuşu var. Hepsini de aynı şekilde uçurmaya çalışıyorum. Burada sizin kümesler aşağı yukarı uçum alanı burada hepinizin uçum ortak. Benim de damızlıklarım var.
dükkanda. Ayrı dükkanım var. Dükkanda da mızıklarım var. Buraya getirip uçuruyoruz. Ha, arkadaşlar da kuş getiriyorlar, bırakıyorlar. Uçuruyorum onlara da, emek veriyorum yani bunlara da. Emeklerinize sağlık abi. Özellikle senin yaptığın burada çok önemli bir şey. Aynen. Yani doğrudan uçum, işin arkadaşlar, performans kısmındasın. Aynen. Emeklerine sağlık abi. Çakır gözü erkek. Bizim primimiz o. Çalışıyor. Diğer başka var mı abi göstereceğin kuş? Murat abi bunun hikayesi nedir arabamızın? Abi bunu da Ankara'da tanıyorsunuz. Bıçakçı Mustafa abi. Tanımaz olur muyuz ya? Bana bir erkek yolladıydı. Ondan çıkma. Bıçakçı Mustafa'nın yolladığı erkekten çıkma. Dişisi? Dişisi de Servet arkadaştan aldık. Hmm. Bir çalışma yaptık. Sonunu göreceğiz, bakacağız. Daha denenmedi. Çok iyi dönüyor. Şu an çok iyi dönüyor da tam bir dediğimiz kanat, gibi. Kanat bekliyor. Kanat bekliyor. Bak. Hmm. Aynen. Kanat bekliyor. Zevken yani çok güzeldi. İşte ekeliğine bakacağız. Yumurtladı. Bıçakçı dayıdan da kullanma kılavuzu gibi bundan şey alıyor muyuz? O da tavsiyeler veriyor mu? Tabii. Onlardan alıyoruz abi. Mustafa Bıçakçı'ya da buradan polis Mustafa'ya. Mustafa abiden. Telefonla devamlı irtibattayız. Buradan bolca selam olsun onlara da. Bizden de selam olsun. Şöyle yapın, böyle uçurun, şöyle yapın. Bakacağız işte yumurtada. İnşallah. Kanatları doldum bu da, bunu da havaya İnşallah kaldıracağız. İnşallah yetişirsek ekeliğine falan böyle bir tabii, her zaman. Yetişirsek bir daha bir İnşallah. Çekmek isteriz abi. Tabii, uçumunda özellikle. Sabahtan böyle geleceğiz abi. Saat 6'da dikileceğiz burada. 6'da bir başlayacağız uçurmaya. Artık akşam 5'te mi iner? Şey gibi. Bizde sıkıntı yok. Gece bile uçuruz. Devlet memuru. Gece bile uçuruz. Biz gece bile uçuruz. Devlet memuru gibi sabah 8 akşam 5 uçuyor zaten bunlar. Burada inmeyen kuşlar arabaları çekiyor, farları yakıyor, öyle indiriyor. Allah Allah. Yani farlara indiriyor. Bizde sıkıntı yok. Karanlıkta da uçururuz. Sivas kuşunun saati olmaz diyorsun. Evet. Bu da bizim kuşlardan işte. Bunun babasını biz burada uçurduk. Çok güzeldi. Cücük aldık. Bu da işte kanadını doldurmuş. Buna da bakacak, uçuracağız. Zamanı geldi o zaman. Zamanı geldi. Yeni tülekten yani Sivas soğuk memleket. 9. ayda 10. ayda hep tülekten yeni çıkıyorlar. Bazıları çıkmıyor. Bu da çıktı işte. Yavaş yavaş hep stand veriyoruz. Uçurup bakacak. İnşallah abi. Umarım İnşallah. Beklediğiniz gibi olur. Sizi tatmin eder. Böyle İnşallah. Altında güzel keyifle çayını içirtir diyelim. Dostlarınızı gururla ağırlattırır burada. İnşallah. Bizim temennimiz de o. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. İyi olduğumuzda siz de sesleriz. Hep beraber otururuz, i̇nşallah izleriz. Abi, İnşallah. İzleyemesek bile videolarını atın, biz paylaşırız. Tabii. Biliyorsunuz ki hali hazırda Alatürkiye Facebook grubumuzda çok yoğun bir kitlemiz var. Sizlerin destekleriyle Facebook grubumuz da çok büyüdü. YouTube kanalımız büyürken. Facebook grubumuza da, Alatürkiye kapalı Facebook grubumuza da özel olarak katılma isteği yollayıp grubumuza katılıp bu gibi Türkiye'de uçan güzel güvercinlerin videolarını kendiniz izleyebilir, kendiniz de orada video paylaşabilirsiniz. Bunu da tekrar buradan hatırlatmış olalım. Diyelim ve abi şöyle dışarı çıkalım. Videomuzun da sonuna yavaştan gelmiş olalım. Ben bugün burada bizi misafir ettiğiniz için, muhabbetinize doyum olmuyor. Muhabbet ettiğiniz için çok teşekkür ederim abi. Kardeşim biz size teşekkür ederiz. Anatürk'e ailesi olarak. Bizi onur ettiniz. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Emeğinize sağlık kardeşim. Buradan abi sizin aktarmak istediğiniz bir şey var mı özellikle izleyicilerimize? Dile getirmek istediğiniz bir talebiniz olur, bir herhangi bir şey olur, temenni olur. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Amin abi. Güvercin güzel hayvan. Herkes sensin. Onun evet. de güzel. Güvercin de güzel hayvan. Bir de şunu söyleyeyim. Dışarıdan Sivas kuşuna kötü bakma. Sivas kuşu yatırıyor, yüzüne gidiyor, falan ediyor, filan ediyor. Biz öyle kuşları beslemeyiz. Bizim kuşumuz havaya doğru gidecek. Biz havacılık kuşu besliyoruz. Öyle yüzüne doğru yatırıyor Sivas kuşu işte beyle gidiyor. Onlar boş. Onlar kulaktan doyma. Yani iyi Sivas kuşu uçurmadıkları ve görmedikleri için dışarıda bize bir algıyla bakıyorlar. İşte bunlar beyle dönüyor. Hayır. Bizim kuşumuz sesli, süratli, havaya doğru gidiyor. O kadar. Şunu da söyleyeyim. Sivas'ta ana yol üzerinde mesela Sivas-Ankara yolu üzerinde işte bir ana bir yol var. Evet. O yol üzerinde sağlı sollu tarlalara bakarak gittikleri zaman sağlı sollu tarlalara bakarak gittiğiniz zaman olur da Sivas'tan geçerseniz bir şöyle arabayı sağa çekin, bir 10 dakika durun. Farklı noktalarda 5 farklı güvercinin fişek yaptığını görebilirsiniz. Öyle bir yer çünkü Sivas. Evet. Gerçekten ben çok şaşırdım. Bu kadar kuşçu olduğunu tahmin etmiyordum. Ya, çok. Biz çok meraklı bir insanlarız. Yani buradaki insanlar gerçekten çok meraklı insanlar. Dışarıdaki insanlar da baklıdır. Ha biz bunun ticaretini yapmıyoruz dışarılar gibi. Satışımız yok. Biz sadece kendimiz için kuş besliyoruz. Kendimiz seyrediyoruz ve zevkimizi alıyoruz. Biz de parayla pulla kuş alamazlar. Dost hatırına gider biz diyorsun. Hatır olursa tamam ama biz dışarıda görüyoruz. İşte satıyorlar 10 bine, 5 bine, 7 bine falan filan. Bizde öyle bir şey yok. Biz satıcısı değiliz. Biz bunun sabahtan akşama kadar bu adam burada. Yani diyorum ya ben durmam. Adam geliyor 5'te akşam karanlığa kadar. Ne yaptın dayı? Biz arıyoruz. Hangisi uçtu dayı? Hangisi iyi döndü dayı? Aktif veriyorum bunların hepsine. Yani şimdi böyle bir şey yapıyor hocam. Bu ne parayla ne pulla. Tabii bunun karşılığı, karşılığı yok ya. Bunlar hastalanıyor. Hepimiz hasta oluyor. Aman şu iyileseydi, aman bu iyileseydi. Hangi ilacı verseydik? Hangisini yapsaydık diye. Yani bu değişik bir şey ya. Ama şunu söylüyorum ben dışarıdaki arkadaşlara. Sakın Sivas kuşunu ön yargılı bakmayın. Seyretmeyin.
görmediğiniz için, görmediğiniz için yani ve ha tabii yerinde var. Seyredin. Yani işte kuş yüzüne dönüyormuş, yüzünü yatırarak gidiyor. Öyle bir şey yok. Biz de aynı sizin gibi havya doğru giden kuşlar besliyoruz. Sesli, suratlı ve gezen kuşlar besliyoruz. Farkımız var. Ha tek farkımız çok sefere gelmiyor bizim kuş. Yani tez sefere gelmiyor öyle diyeyim. 3 dakikada 5 sabır istiyor birazcık. 3 dakikada 5 dakikada 7 dakikada bir sefer kuşunu beslemiyoruz. Biz seyir kuşunu seviyoruz. Seyir kuşu. Tabii, evet. Emeğinize çok, sağlık abi. Biz çok teşekkür ederiz buraya kadar geldiniz. Biz teşekkür ederiz abi sohbet ayağınıza sağlık için. Bu ne demek? Her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz abi. Evet abi videomuzun sonuna yaklaşırken şöyle hediyelerimizi de ben size takdim etmek istiyorum. Elimde iki tane ürün var. Bizim Alatürkiye YouTube kanalı olarak Alatürkiye güvencesiyle üretmiş olduğumuz %100 organik olan Alatürkiye'nin en çok talep gören iki tane ürününü görüyorsunuz. Ala Pet Center'a ait olan bir elimde Alavit, bir elimde de Bitason'u görüyorsunuz. Bunlar tamamen %100 organik gıda takviyesidir. Hiçbir şekilde ilaç değildir ve güvercinlerinizdeki bit sorunuyla ilgili kullanabileceğiniz gıda takviyesi olan Bitason'u burada görüyorsunuz. Ayrıca diğer elimde de Alavit'i görüyorsunuz. Kendilerinin şişelerin üzerinde kullanma talimatları ve ne gibi sorunlara karşı bunu kullanacağınız zaten açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde belirtilmiş olacak. Bütün e-ticaret sitelerinden bu ürünlere ulaşabilir ve güvercinlerinizin daha sağlıklı olması için güvercinlerinize gıda takviyesi olarak kullanabilirsiniz. Diyeyim abi siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle vereyim. Özellikle kullandıktan sonra da tecrübelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz abi deneyimlerinizi. Ederim. Aktarırsanız kullanacağız, izleyicilerimiz de görsün. Teşekkür ediyorum hediyeleriniz için. Biz teşekkür ederiz abi. Ben bugün burada misafir ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de bizi her şartta destekledikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Alatürkiye YouTube kanalı 2019 Ağustos ayında Ali Anerbaş ve Osman Erbaş'ın girişimleriyle kurulan bir güvercin kanalıydı. Ama bugün yalnızca güvercin değil, köpek, hayvanlar alemi ve doğayla ilgili çok güzel içerikler ürettiğimiz, Türkiye'de çok geniş kitlelere sesimizi duyurabildiğimiz harika bir kanal haline geldi. Sizden de ricamız daha güzel yerlere gelebilmek için bizi desteklemeniz olacaktır. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.